Haberci.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Merkez Bankası dün Kasım ayı için faiz kararını açıkladı. Piyasaya etkilerini konuşacağız Haberci.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan ile. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Pazartesi aslında beklentileri konuşmuştuk ve 250 bas puanın aslında ağırlıklı olduğunu söylemiştin, aktarmıştın bize beklentiler için. Ancak 500 geldi. Sürpriz sayılır mı? Hem onu sorayım. Önce oradan başlayalım. Dediğin gibi beklenti 250 odaklanmış, yani toplanmıştı. Ha, anketlerde 500 beklediğini ileten kurumlar ve ekonomistler de vardı ama ağırlıklı 250 bekleniyordu. Dolayısıyla tamamen şok edici veya sürpriz denemez ama beklentinin üstünde bir arttırım oldu. Çoğunluğun beklentisinin üstünde. Evet. Dolayısıyla ilk anda piyasada etkileri de görüldü. Onu da konuşacağız. Ama beklentilerin üzerinde gelmesinin yanında, ki şöyle %40'a çıktı faiz şu anda. Bu %40 tepe nokta sene sonu olarak görülüyordu. Bu dünkü toplantıdan önce. Şimdi o beklentilerde de revizyona gidilmeye başlandı. İlk mesela bugün Goldman Sachs'tan geldi bir rapor. Sene sonu %40'a çıkacak ve orada kalacak diye bekliyordu. Bir önceki raporunda öyle belirtmişti. Şimdi 42,5'a çıkardılar sene sonu. Yani gelecek ayda bir faiz arttırımı 250 bas puanlık. Orada duracak diye bekliyor Merkez Bankası. Şimdi zaman içinde yeni raporlar geldikçe, anketler yayınlandıkça beklentilerin de değiştiğini göreceğiz. Göreceğiz. Peki hemen piyasaya etkilerine geçelim. İlk olarak dolar. Başlamak istiyorum. Evet, dolarda 28.80'in üstündeydi karar öncesi dolar. Kararın etkisiyle ilk anda, beklentilerin üstünde gelen bu kararın etkisiyle bir 28, hatta 60'lar görüldü önce. Ama çok kısa bir süreydi. Önce 28.76'larda bir dengelenme oldu. Bu sabah ise piyasa açılmadan önce sığ piyasada 28.92 görüldü. Bu tarihi bir zirve oldu. Bundan sonra yine hafif bir çekilme ama 28.88, yani dünkü kararın yaklaşık bir 6-7 kuruş üstündeyiz şu anda karar öncesinin. Dolarda dolayısıyla normalde beklentin, yani bu çok şok edici bir faiz arttırımı olsaydı, 600 bas puan olsaydı daha farklı bir reaksiyon olur muydu? Olabilirdi, bir nebze daha düşerdi. Ama daha önce de beklentileri konuştuk, sene sonu piyasa katılımcılarının beklentisi 30 lira civarında. Bu şu anda çok değişmişe benzemiyor bu kararın. Peki euroyu da merak ediyorum. Böldüm, devam edersin sen tabii dolar söyleyeceklerini ekleyip, ama euroyu da sormak istiyorum. Mesela dolar hafif bir aşağı eğilim yaptı en azından. Oku kırmızı gördük aşağıya doğru ama euroda hiç bir reaksiyon olmadı. O euroda şu anda euro'nun dolar karşısına, yani euro dolar paritesinde bir artış yaşandı, onunla alakalı. Dolar aslında son bir ayda, dolar dünyada, yani dolar endeksi var, bu doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteriyor. Orada bir düşüş yaşandı Fed mesajlarıyla bağlantılı olarak. %2.8'lik, bizde de tam tersi %2.8 bir artış oldu, biz negatif ayrıştık dünyadan son bir ayda. Euro'da da bunun etkisi var. Yani euro şu anda dolar karşısında yükseldiği için TL'de önemli bir düşüş görmedik. Düşüşün biraz, yani dolardaki hareketin sınırlı kalmasında artık sıkılaşmanın sonuna gelindiği mesajının da etkisi oldu. Ha, o da sürpriz değildi. Yani Merkez Bankası şunu dedi. Dün parasal sıkılaşmanın artık, yani sıkılaşma kararlarının sonuna yaklaşıldığını söylediler. Ama bir süre daha sıkı kalacak. Yani bir yere kadar çıkacak ve oradan bakacağız anlamı çıkıyor buradan. Yani oradan takip edeceğiz etkilerini. Önümüzdeki dönem için enflasyonun aslında biraz daha aşağı yönlü hareket etmesi beklendiği için mi daha fazla faiz artırmak istemiyor acaba? Yani aslında şöyle açıklanabilir bu. Bir sene sonrası için enflasyon beklentisi şu anda %43-44 seviyesi. Yani bugünden bir sene sonrası için. Yani biz için faizleri böyle tutarız, enflasyon da düşerse 42-43'e eşitlenmiş olur mu demeye çalışıyorlar? Şöyle, enflasyon şu anda 61, sene sonu 65 civarı bekleniyor. Enflasyon dediğimiz aslında son bir senedeki artış. Faizden bahsettiğimizde ise gelecek bir seneye gelecek bir senenin faizinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugünden bir sene sonrasına %43-44 enflasyon beklendiğinde 40, hatta belki gelecek ay 42,5 bir faizden bahsediyorsak, bu makul görülen, piyasa tarafından da makul görülen bir oran oluyor. Bu yüzden raporlar
artık Aralık zaten kendi verdiği mesaj da öyle Merkez Bankası'nda ama piyasa beklentisi de orada durması yönünde. Burada 2024 yılında şunu anlıyoruz. Acaba düşüşle beraber bir indirim süreci başlar mı? Çünkü Merkez Bankası şunu diyor. Gerekli müddetçe sıkı kalacak. Yani yüksek kalacak faiz diyor. Acaba enflasyonda düşüş oldukça şu konuşulmaya başlayabilir. Tabii buna daha bu ilk çeyrek olmaz. Sonrasında olur. Bir indirim başlar mı? Çünkü Fed'den de indirim beklentisi var. Bunu konuşmaya başlayabiliriz 2024 yılında. 2024'ün konusu o zaman faizler inecek mi olacak? Evet, bu hem bizde hem bizim Merkez Bankası'nda hem Fed'de, bunu konuşacağız. Dünya bunu konuşacak. Altına da bakalım mı bir? Orada da yeni bir rekor geldi. Durup durdurulamıyor diyorum altın evet. için. İki, yani önce yurt dışına bir bakmak lazım. 2002 dolar görüldü ons fiyatı olarak. Bu yine dediğim gibi Fed'in daha az şahin olacağı beklentisi oraya çıkarmıştı. Ama dünyada tahvil getirilerinde bir artış yaşandı haftanın ikinci yarısında. Dolayısıyla o 2002 dolardan 1993-94 dolara bir çekilme oldu altın uluslararası fiyatında. Ha, buna karşılık bizde dolar yükselince gram altında bir rekor geldi. Şimdi bugün cuma itibariyle de o rekora yakın 1855 lira seviyesinde gram altın. Oradaki rekorun sebebi de dolardaki artış şu anda. Yoksa ons fiyatında aslında son iki gündür bir çekilme var. Hafif de olsa bir çekilme var. Dolayısıyla ons'ta orada düşüşe rağmen aslında biz Türkiye'de rekoru görüyoruz. Tabii ons fiyatında zaten tarihi zirveden şu an biraz uzağız. Ama dolardaki yükseliş gram altında rekor getiriyor. Borsa için ne deriz? Borsa da tabii önemli. Yani borsa yükseliş devam edecek mi ya borsada? Şimdi bir duraklama dönemi oldu, bir düştü. Tekrar eski seviyelere yani, çıkacak mı? Faiz kararının etkisini dün borsada daha fazla gördük kurdan çok. Bu da çok beklendik bir şey. Çünkü beklentinin üstünde gelen bir faiz arttırımı var. Bu tahvil getirilerinin yükselmesi, mevduat faizinin yükselmesi anlamına geliyor. Garanti bir getiri varken de riskli görülen borsadan çıkış yaşanıyor. Bu sebeple zorlanıyor borsa yükselişte bu aralar. Faiz artımlarının devamı gelecek ay, devam gelecek büyük ihtimalle bir sürpriz yaşanmazsa. Oradan sonra bir yükseliş konuşulmaya başlanabilir ama 2024 sonuna kadar yani analistlerin de söylediği büyük çıkışlar şu anda beklenmiyor. Bu burada Merkez Bankası'nın kararının yanında gelecek ayki yönlendirmesi de etkili olacak. Şu an artık yükselişleri tamamlamak üzereyiz. Bundan sonra sözlü yönlendirmeler önümüzdeki birkaç ayda çok daha önemli olacak. TL mevduatları da merak ediyorum şimdi. Aslında faizler artıyor tabii. Mevduatları da yansıdı dedin. İnsanlar kur korumalıdan da aslında büyük çıkışların olduğunu konuşmuştuk. Evet. TL mevduat Merkez Bankası'nın istediği şey değil mi? Mevduatların artışı. Bu oluyor mu? Ne kadar gerçekleşiyor? Orada hem Merkez Bankası'nın hem ekonomi yönetiminin istediği şey oluyor. TL mevduatın sistemdeki payı artıyor. Kur korumalı mevduatta düşüş yaşanıyor. Bir 13 haftada 640 milyar liralık bir çıkış yaşandı KKM'de. Mevduatta da önemli olan tabii faize bakıyor herkes. TL mevduatta geçen hafta itibariyle resmi rakama göre Merkez Bankası'nın %46 mevduat faizi. Bahar ama şey verilmiyor değil mi? Yani o 1 milyon üzeri sanıyorum daha çok yüksek. Yok faiz. Şu anda daha düşük. Düşük yani meblağlar dün de için var mı? Kararın ardından kontrol ettiğimizde düşük meblağları da 45 hatta biraz yükselttiğin zaman 47-48'leri dün gördük. Tabii faiz oranlarında şunu da etkili olacağı söyleniyor. TL mevduata ilgi arttıkça bankalar arasında da bir rekabet olacak müşteri kapmak için. Burada da çeşitli kampanyalarla, çeşitli cazip faiz oranları. Hoş geldin faizleri geri dönüyor mu? Hoş geldin faizleri zaten şu anda var. Onların oranı yükselecek gibi görünüyor. Bir 50 görünebilir yakın zamanda ki bir senelik enflasyon. Bir sene sonrası için 44 bekleniyorsa bugünden 50 cazip bir rakamdır. En azından paranın erimeyeceğinden emin olduğum bir rakamdır. Tabii insanlar yatırım yaptığı zaman bazen %50'yi 2 ayda elde etmek istiyor ya da halka arzlara giriyor. 3 gün tavan olsun. Güvenli bir yatırım olarak mevduatta artık iyi bir alternatif olmaya başladı diyelim. Peki teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim. Genel olarak bütün kalemleri konuştuğumuzu düşünüyorum. Çok sağ ol. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.